Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kuzey Irak'ta şehit olan 6 kahraman Mehmetçiğimizin acısı daha içimizdeyken maalesef şimdi aldığımız bir haberle 6 şehidimizin daha olduğunu öğrendik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve hain terör örgütü PKK'yı bir kere daha lanetliyorum. 2024 yılı bütçesini görüşüyoruz. Milletin gasp edilen bütçe yapma hakkını suistimal edilerek her alandaki adaletsizlik muhalli idarelerde de hakim kılınıyor. AKP'nin adında geçen adaletin ağası dahi olmadığı bu bütçe bir rant bütçesidir. Zengini zenginleştiren, yoksulluğu yoksullaştıran bir bütçedir. 21 yıldır belediyelerin içini boşaltmak ve muhalefet belediyelerine vesayet kurmak için kanun çıkartıyor, bütçe yapıyorsunuz. 2012 yılında çıkarılan kanunla, 6360 sayılı kanunla büyükşehir yaptınız, 29 ili. Ve ardından 2013 yılında Mart ayında da benim kendi ilim olan Ordu'yu nüfus taşıyarak, seçmen taşıyarak büyükşehir yaptınız. Büyükşehir yaptınız ama hani hizmetler büyüyecekti, gelen kaynaklar çok olacaktı diye herkes beklenti içine girdi ama sadece sorunlar büyüdü, vatandaşın derdi büyüdü. Beldeleri kapattınız, köy tüzel kişiliklerine el koydunuz ve şimdi hem iç göç arttı hem de köylerden, kırsaldan kente göçü artırdınız ve kırsalın içini boşalttınız. Ve birçok da kent güzel kişiliğine el koyarak oradaki üreticiyi, oradaki çiftçiyi de mağdur ettiniz. Tabii dediniz ki biz bir yönetim biçimi bulduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, bunun öncüsü olarak da biz belediyeleri de merkezden yönetelim dediniz ve bütün belediyelere vesayet koydunuz. Yetkilerini aldınız, gasp ettiniz ve bakanlıklar aracılığıyla planlar yaptınız. Birçok yetkisini gasp ederek vatandaşın iradesini, o anayasal hakkını elinden aldınız. 5216 sayılı yasa ile imar konularında tam bir vesayet uyguladınız. Evet, bunları yaptınız da tabii kendi belediyelerinize, Cumhur İttifakı belediyelerinize kamunun her türlü imkanını sundunuz ama muhalefet belediyesine zırnık koklatmadınız. Üstelik borçlandırma yetkisini dahi meclislerinde alma hakkını elinden aldınız. Birçok yükü üstüne bıraktınız. Yerel yapsın dediniz ama ne hazineden kaynak ayırdınız ne de kredi noktasında kendilerine destek oldunuz. Maalesef şu anda belediyelerimiz, sadece bizim değil, birçok belediye borç batağı içerisinde, çözümsüzlük içerisinde. Bir iller bankası var ki belediyelerden ayrılan kaynakla finanse edilen, maalesef tam bir ayrımcılık, ayrıştırmanın içerisinde. Düşünebiliyor musunuz? Özellikle bağışların %92'sini Cumhur İttifakı belediyelerine yapıyor. Bu vicdansızlık değil de nedir? Yani bu ayrıştırmacılık değil de nedir? Bakın, Cumhur İttifakı belediyelerine İller Bankası'ndan şu anda bizim belediyelerimize kredi dahi verilmiyor. Ya altyapı, içme suyu, birçok insani konularda dahi kredi talep ediliyor. Maalesef kredi dahi verilmiyor. Bir belediyeler birliği var ki, yani bütçesinden, belediyelerin bütçesinden kesilerek kaynak oluşturuluyor. Hibelerinin %97'si Cumhur İttifakı belediyelerine. Ya Allah aşkına, bu vicdan kabul edilir mi? Bunu her yerde anlattık. Danıştay'a gittik, meclis başkanına gittik, bu haksızlığı durdurun dedik, bakanlara gittik. Ama maalesef sonuç alamadık. Sadece dinlediler ve geçiştirdiler. Ya siz sadece belediye başkanlarını cezalandırmıyorsunuz. Orada yaşayan vatandaşları da cezalandırıyorsunuz. Yani yazık değil mi? Orada AK Parti'ye oy veren vatandaşımız yok mu yani? Ama bu vicdansızlığı da maalesef yapıyorsunuz. Bir de her bir belediyemize
İnanılmaz engeller koyuyorsunuz. Yani sudan bahanelerle nasıl görevden alırız, nasıl kayyum atarız, ne yaparız bunun çabası içerisindesiniz. Bakın size iki tane komik olay anlatayım. Birincisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Tatlar Arıtma Tesisi'nin meclis kararıyla, meclisteki çoğunluk var ya, reddettirdiniz. Bu tesis Ankara'daki tarım arazilerinde kullanılacak suyun artırılması için gerekliydi. Yani üreticinin ürününü üretmesi için gerekliydi. Aynı zamanda bu su Sakarya Nehri'ne bağlandığında İstanbul'daki Ömerli Barajı'na akacaktı. Ama yaptığınız bu ayrımcılık, yani belediyeyi başarısız kıralım da ne yaparsak yapalım anlayışı maalesef bu hizmetten de alıkoydu. Bir örnek daha vermek isterim. Hani dirilerle uğraşıyorsunuz ya, ölülerle bile uğraşıyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediye'mizin mezarlık tahsisleri bakanlık tarafından bekletiliyor. Hala kaç aydır sonuç alınamadı. Tahsis için başvurulan arazilerin toplam genişliği 790 bin metrekare genişliğinde. Ya buraya sonuçta ölüler defne olacak. Bu acil bir iş. Yani burada bari partisanlık yapmayın. Dedim ya, diri üzerinden yapıyorsunuz. Ölülerimizin bari saygı gösterin. Onların üzerinden bu ayrımcılığı yapmayın. Yani ölüleri bile cezalandırmaya çalışıyorsunuz. Aynı suç, süreçte ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından hapis cezası alan iki belediyeye hala dokunmadınız. Hala görevden almadınız. Hala hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Kendinize görünce akıpak ama bize gelince kayyum veya görevden alma. Ama bu ayrımcılığınızda inanıyoruz ki çok az kaldı. 31 Mart 2024'te inşallah birçok belediyeyi alarak da son vermiş olacağız. Bakın bir de yani halkın iradesiyle göreve gelmiş birçok belediyeye kayyum adı altında o iradeyi gasp ediyorsunuz. Gasp ediyorsunuz da hani sudan bahanelerle atadığınız kayyumlara yönettiğiniz belediyeler kirlilik içerisinde. İnanın şu anda bakın Mardin Su Kanalizasyon İdaresi borç limiti 150 milyonken 1,5 milyar liraya çıkarmışsınız. Ya Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne atanan kayyum taşınmazlar hızını alamayarak mahalleyi satışa çıkarmış. Mahalleyi, arsayı, araziyi değil, mahalleyi satışa çıkarmış. Yani bu kayyum, atanan kayyumların yaptıkları artık ayyuka çıktı. Tabii özellikle 6360 sayılı bu büyükşehir yasasıyla hem büyükşehirlerde hem ilçe belediyelerinde inanılmaz idari ve mali çatışma var. Bölük pörçük bir yapı. Alelacele çıkarıldı zaten. Düzelte 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 hala işlevsiz. Defalarca söyledik. Ya gelelim bir araya. Hep birlikte üzerinden bir rant devşirmeden, üzerinden bir menfaat devşirmeden ortak akılla bir yerel yönetimler yasası çıkaralım. Her siyasi partiden belediye var. Aşağı yukarı hepsinin derdi de aynı. Ama maalesef geçmişte genel başkan yardımcılarıyla, bakanlarla görüşmemize rağmen bir sonuç alamadık ve bugünkü yasalar artık vatandaşımızın sorununu çözmekten uzak. İki kent mesela Ordu ile Giresun biri 63-60'a biri 5310'a göre yönetiliyor. Yani iki il yan yana ama yönetim biçimi farklı. İnanılmaz ayrışmalar var. Bunlara bir an önce son vermek lazım. Bunun yolu da bunu da yerini bir defalarca birçok kez dile getirdik. Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın bir an önce de kurulması lazım. Yerel yönetimler çok önemli. Bugün bakın Almanya'ya gittiğinizde 10.000'in üzerinde belediye var. İsviçre'de 7.000 üzerinde. Fransa'da 20.000'in üzerinde belediye var. Ama bizde 1393 belediye var. Ve baktığınızda tamamen yetkiler merkeze toplanmış. Biz istersek sadece geneli değil, yereli de yönetiriz. Saraydan her türlü kararı alırız. Siz ne atarsanız yapın, ne yaparsanız yapın, hangi iradeyi koyarsanız koyun, belediyeleri de biz vesayetle yönetiriz demek istiyorsunuz. Bu yasa artık geçerli değildir. Bu yasanın artık eskimiştir. Bu yasanın vatandaşa faydası yoktur. Bir an önce de mutlaka yerel yönetimler yasasıyla ilgili ortak akılla sorunları çözecek, yerinden yönetimi güçlendirecek bir yapıyı, bir iradeyi de ortaya koymak gerekir. Bu şartlar altında 2024 bütçesinin ne taraf? Burada
Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Burada iki haftaya yakındır tartışıyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Ama eminim ki iktidarın bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Gerçi onların da çok fazla söyleyecekleri yok ama her şey sarayda yapılıyor, sonra da önümüze getiriliyor. Biz de burada işte tarihe sadece not düşmüş oluyoruz, o kadar. Bu şartlar altında 2024 bütçesini reddediyoruz. Merkezi hükümet bütçesini yapan da, bu bütçeden faydalanan da, bu bütçeyi hortumlayanlar da aynı siyasi ittifakın müttefikidir. Biz bu ayrımcı, rantçı bütçeye red oyu veriyoruz, kabul etmiyoruz ve 31 Mart 2024'te yaptığımız seçimle birlikte, yerel yönetimler seçimleriyle birlikte bu haksızlığa da son vereceğiz ve halkın iktidarını tekrar kuracağız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.